Ne ağlıyor? Sabah sabah toplanmışsınız buraya, bağırışırsınız. Ne istiyorsunuz? Vırrıklar. Serap Hanım'la görüşmemiz lazım. Ona diyeceklerimiz var. Bah hele. Demek ona diyecekleriniz var, öyle mi? Ya ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu sizin? Koskoca çiftliğin hanımı siz istediniz diye kapının önüne mi gelecek? Ne olur gelirse? Çağırın, görüşeceğiz hanımla. Ya görüşmeyeceksiniz. Ne laf anlamaz insanlarsınız siz be. Hadi dağılın, dağılın. Hadi. Reşit, dur hele. Hanımla görüşmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Haber verin hanımla. Ya koskoca Serap Hanım, sizi kale alır mı sanıyorsunuz? Hadi dağılın. Serap Hanım adına konuşma. Git haber ver. Serap Hanım, rahatsız ediyorum ama köylüler kapının önüne yığılmışlar. Sizinle görüşmek istiyorlarmış. Ne istiyorlarmış benden? Ben de öyle dedim. Ne istiyorsunuz hanımdan dedim. Koskoca çiftliğin hanımından ne görüşeceksiniz dedim. Ama işte lakin Yasin Ağa tutturdu. Git hanıma haber ver dedi. Gayrı artık ne akılsa görüşmeyeceksiniz değil mi? Ben gidip köylülere öyle mi söyleyeyim? Halımızdan ancak siz anlarsınız Serap Hanım. Çünkü bir vakit siz de fukaraydınız. Açlık nedir, sefalet nedir bilirsiniz. Biz hakkımızı istiyoruz. Ne hakkıymış bu? Allah rahmet eylesin. Muzaffer Bey iyi bir adamdı. Ama bizim topraklarımızı aldıydı. Bey Ramazan'a topraklarını vermiş. Bize de verin topraklarımızı. Ya sapır supur konuşmayın. Aradan onca yıl geçmiş. Daha hala hangi topraklarız? Sen karışma Reşit. Biz derdimizi hanıma anlatacağız. Bu bizim meselemiz. Topraklarımız yok. Tamam, tamam. Hep bir ağızdan konuşmayın. Topraklar nereden sizin oluyor? Onu deyin bakalım. Anlat. Bu topraklar ne bizimdi ne beyindi. Hazinenin topraklarıydı. Biz de yıllardır ekip biçiyorduk. Zilliyet hakkıyla tapuları almaya az kaldıydı. Ama Muzaffer Bey hilekarlığıyla aldı tarlalarımızı. Ne yaptı, ne etti? Tapuları üstüne geçirdi. Bizi de topraklarımızdan kovdu. Topraksız az sefil kaldık. Doğru mu söyledikleri Yasin Ağa? Ben daha sonra size malumat vereceğim Serap Hanım. Bu meseleyle alakadar olacağım. İşin aslını öğreneceğim. Tamam. Senin ne işin var burada? Ben de hakkımı aramaya geldim. Muzaffer Bey babamın topraklarına el koyduydu. Sen Muzaffer'e silah çekmedin mi? Ha? Hangi yüzle hak hukuk soruyorsun? Defol git buradan. Defol! Aç. Bak hele. Hanımın dediğini duymadın mı? Daha hala ne duruyorsun burada? Benim nerede duracağım senden sorulmaz. Seni var ya. Çir gibi yerim halim Allah. Gel oğlum, hadi gelsene. Geldim, ne olacak? Ha, ne olacak? Gel hadi. Yapmayın, dur yapma. Hadi yürü. Bırakacak. Haklıyken haksız duruma düşmeyelim. Hadi. Kapat kapıları, kapat.
Hadi dağılın. Herkes işine. Hadi. Hadi. Kapat kapat kapat. Hadi. Daha fazla beklemeyelim. Bir an önce kendi düzenimizi kuralım. Ha? Önce bir ev bulmamız lazım. Hemen bulalım o zaman. Bir ev var aslında. Nasıl bir ev? Küçük ama şirin bir yer. Şehirde. İyi, gidip bakalım. Ne oldu? Önce sana söylemem gereken bir şey var. O evi tutmaya daha önce de niyetlenmiştim. Güllü'yle beraber. Orada yaşamayı hayal ediyorduk. Rahatsız olacağını tahmin etmiştim. Yok, rahatsız olmadım. Sadece bakmışsınız, içinde oturmamışsınız ki. Ama biz orada yaşayacağız. Tamam. Hemen gidip bakalım. Bu topraklar münazalı topraklardı. Köylü ekip biçiyordu. Zilletlik hakkıyla da onların olacaktı. Muzaffer Bey bu toprakları köylünün elinden aldı. Kendi topraklarına kattı. Köylü itiraz etti lakin dinlemedi Muzaffer Bey. Tapular verilirken tarlalar beyin tahtı işgalindeydi. Bu sebepten bütün topraklar onun namına tescil edildi. Anlayacağınız hanımım, bu topraklar köylünündür. Şimdi orada bir yanlışın var Yasin Ağa. Hanımım, bir kere elde kapı gibi devletin tapusu var. E şimdi senin bu yaptığın yani devlete iftira atmak olmuyor mu? Hanımım, bir kere bu toprakların asıl sahibi kim? Devlet. E o kime isterse verir elbet. Öyle değil mi yani? Ben sadece olanları arz ettim. Kararı Serap Hanım verecektir. Bu toprakların büyüklüğü ne kadar Yasin Ağa? Çok hanım. Ne kadar çok? Elimizdeki toprakların yarısından fazla. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.